Umuyorum gel, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Tak kasıyor şu an. Görüntü aynı, o görüntü iz kasıyor. Okey. Bum. Düzeldi. Tamam. Tamam. Şu an oyunun sesi size geliyor. Muah, mis gibi. Bu havada sıfır kollu. Abi her havada sıfır kollu. Ölümüne erkek adam her türlü havada sıfır kollu giyer ölümüne. Yine aynı şey giymedim. Bu bir kere üstündeki şeyin aynısının aynı renklisin. Tamamen bir ünlü yalanı. Bu böyle yapıyorlar ya şeyler. Jennifer Lopez falan. Bende aynı type'tan 55 tane var. Evet abi. Bu işte benim aslında kıyafetlerimle kurduğum samimi bağdan geliyor. Ben yani böyle bir insanım. Ben böyle samimi bağ kuruyorum kıyafetlerimle. Hep böyle şey oluyor. Üzerimde böyle hep aynı kıyafet aslında. Benim olayım bu bir nevi, biliyor musunuz? Ben bayılırım. Çok severim yani. Nasılsınız? İyi akşamlar, Revenant. Öyle yani. Erkek adam tight giyer, sabı yay. Bu ne? Oo, dıkla. Oo, bir dakika. Oo, bize klana haber vermemiz lazım ve lakin. Evet arkadaşlar, şimdi ilk öncelikle size şöyle bir bilgilendirme yapacağım. Bugün biliyorsunuz Play Store sponsorluğunda bir yayın yapıyorum. Yani 3 Batuhan Belik size yayını sürpriz bir anında gelecek. 3 tane bilgisayarda oynayabilmeniz için Advanced Warfare dağıtacak. Aynı zamanda Play Store sponsorluğunda olduğunuz için chat'te ve bu yayının alt kısmında linke tıklayarak Play Store'a girebiliyorsunuz. Orada da indirimli bir fiyatta Advanced Warfare satın alabiliyorsunuz. 90 liraydı doğru hatırlıyorsam. Taksitli de alabiliyorsunuz. Onun için beni Base TV ve bizi desteklemek için girip o chat'teki linke ya da aşağıdaki linke tıklayıp bakarsanız çok sevinirim. Onun dışında iyi akşamlar Mali Gaming, adımı söyler misin demiş. Hep FPS biraz stratejik oyunu oynasana. Abi vallahi bilmem ki, ben FPS'i seviyorum. Stratejik ne oynayabilirim ki? Aslında oynayabilirim ya. İlla benim böyle şey oynamak zorunluluğum yok. Ben bilgisayarda da oynarım da bakalım. Nasip. Şimdi ben bir oyuna gireyim, biraz elim ısınsın. Şöyle dandik girebileceğim ne var? Şöyle elimin ısınabileceği. Biraz şuna girelim de. Bayağı batırdım zaten. Benim klandaki herkes de benim 10 katım kadar iyi durumda. Hemen oyun buldum. Chat seviyesini yükseltin az. Stratejik küfür. Ay şey. Abi bilmiyorum, korsanın azalacağını zannetmiyorum. Türkiye'de her şeyin korsanı var. Türkiye'de ben küçüklüğümden hatırlıyorum mesela. BlackBerry telefonlar vardı hatırlıyorsanız. Onları bile Kadıköy'deki yazı yolu işlemini esnaflara götürüyordunuz. O esnaflar o BlackBerry'nin yuvarlak tuşlarını sahte yuvarlak tuşlarla şey yapıyordu. Ben orada bir ara böyle çalışıyordum oradaki şeyle, oradaki abilerle. Sürekli Kadıköy'de takılıp oyun falan satın aldığım için babam bir ara çok sinirlenmişti bana. Posta koymuştu. Demişti ki oğlum, eğer o kadar çok Kadıköy'de vakit geçirmek istiyorsan defol git, orada çalışmamışlardı. Bu düşman mı? Evet. Ben de gidip Kadıköy'de çalışmıştım. Bizim ülkede korsan ölümüne korsan mantığı var ya. Bilmiyorum, böyle haz alıyorlar ama mesela korsanın da hakkıyla yapıyoruz. İnanılmaz başarılı korsan yapıyoruz. Yani adamlar BlackBerry'nin home tuşu, yani ona home tuşu mu deniliyor, ne tuşu deniliyor bilmiyorum da, adamlar onun bile korsanını getirmişti. Yani yazıyor onun dışında. O kadar pratik zekası var ki Türk insanın. Allah belanı versin. Şunu adam akıllı şeylere harcasak vallahi dünyayı yönetirdik. Şimdi dünya bizi yönetiyor. Bugünkü konumuz tarih arkadaşlar. Türkiye kaç... Au. Türkiye kaç yılında kurulmuştur? Oyunun sesi yüksek mi? Bir saniye. Tamam, şimdi daha azalmış olması lazım. Hoppa. Burada arkamda adam var benim. Evet. Oyun direkt bitti zaten ya. Ben hiçbir şey anlamadım ki bu oyunda. Şu canı dolduralım da. Çıksan oradan, çıkmayacak. Hadi abi, vuramadım mı geldi?
Hadi be ya, o son kadar headshot'ı ben alsam iyi olurdu. Ses çok, kıstım oyunun sesini. Hatta alın biraz daha kısayım. Biraz daha kıstım, oldu mu? Şu an artık olmuştur. Size tarih anlat. Size ne tarihi anlatayım? Ne konuşmak istersiniz bugün? Bir dakika, biraz daha kısıyorum o zaman. Ne tarihi konuşmak istersiniz bugün? Gençler, anlatın bana. Bugün ne tarihi hakkında konuşalım? Bugün ya da ne hakkında konuşalım? Bugün bütün gün Kadıköy'deydim. Bu hafta vizem falan da var. Çok iki tane vizem var. İnanılmaz gerginim ve yorgunum. Ya aslında yorgun, mental bir yorgunluk. Fiziksel olarak valla 15 saat uyudum anne evinde. Annem de sabah bana kahvaltı hazırlamadı ama canı sağ olsun. Gittik dışarıda ettik arkadaşlarla kahvaltımızı. Erkek adam kahvaltısını dışarılarda etmez. Erkek adam annesinin hazırladığı kahvaltıyı yer. Erkek olmak neye gerektir arkadaşlar biliyor musunuz? Oo, çok pis yere pusmuş. Erkek olmak erkek olmaya gerektirir arkadaşlar. Bu ikilemi düşündüğünüzde aslında Einstein'ın söylediği E eşittir MC kare yalandır. Çünkü E eşittir erkekliktir. Çok çok şu an o kadar güzel saçmaladım ki Allah belamı versin. Yeni bir meta kurdum yani. O kadar güzel saçmaladım ki LoL'de yeni bir meta kurdum yani. I am proud. Dün Interstellar'a gittim. Şu dakikada sonrası spoiler içeri demeyelim de şöyle konuşalım. Üniversite hakkında kızlar teklif ediyor mu? Abi kızlar şey teklif ediyor sana. Ders çalışalım mı diyor derste iyiysen sonra işleri bitiyor seninle. Ama tabii o American Pie filmlerindeki gibi görmek isteriz yani. Lütfen kardeşleriniz varsa yok şaka yapayım. Kardeşleriniz varsa öyle encourage edin diyecektim. Depresyondayken gülsek arkadaşlar bugün ne hakkında konuşalım biliyor musunuz? Daha demin aklıma takılan bir konu vardı, onun konusunu açacaktım. Şu an unuttum. Çok adamlara arka arka ölünce şey hakkında konuşmak istiyordum. Bir şey hakkında konuşmak istiyordum onu. Bitch. Oradan adam çıkacak ha. Sistem ekibimiz aç. Çıkın lan. Çık. Burası da var ya şu Riot haritasının domination'daki bu bir noktası inanılmaz eziyet. Öyle bir aha. Öyle bir buradan çıkacak. No, no. Dead karambol. Çık oradan. Çık. Allah'ım dead ön sesi. Çık çık. Woo! O da gider. Another one bites the dust. And another one go. Oh, abi biz atmışız. Bugün bir şey hakkında konuşacaktım. Ha, bugün Interstellar hakkında konuşacaktım. Aranızda Interstellar filmini izleyenler var mı? Spoiler vermeyeceğim, merak etmeyin. Sadece filmin biraz geçtiği zaman hakkında konuşmak istiyorum. Yani geçtiği zaman derken film günümüzde geçiyor da hani film yani bir saniye. Benim kasa emekliye ayrılacak bu gün işte yemin ediyorum annem mercimek çorbası yaparken çıkarttı sesleri kasa çıkartmaya başladı bugün. Duyuyor musunuz? Aa benim vizelerim bitmedi ya. Benim vizelerim çünkü benim önden aldığım bir tane ders var. Arkadan aldığım bir tane ders var. Bir de normal almam gereken bir ders var. Yani önden aldığım derslerin vizesi normal vizelerinden bir hafta sonra. Önceden aldığım derslerin vizesi normal vizelerinden bir hafta önce, normal vizelerim 2 hafta sürüyor. Yani harbiden böyle insan bazen böyle geri çekilip böyle third person olarak hayatına bakıyor diyor ki ben ne yapıyorum ya. Benim şu an evde LOL oynuyor olmam lazım diyor. Ben POGB. Yayın kasıyor mu abi? Bakayım. Yo yayın hiç kasmıyor. Nasıl mental olarak yani neden bu kadar kötü oynuyorum ya. Adamı niye yanında spawn ediyor ki acaba? Bu haritalarda da spawn problemi var ha. Şu Clan Wars açıldıysa benim aslında klanımla biraz bu oyunu oynayıp ki bu son zamanlarda hiç vakit ayıramadım. Biraz adam akıllı Call of Duty kasmam lazım. Çok iyi gelir. UAV is online. Şu adamların beni önceden görme olayı olmasın. Normalde bilgisayardan satın alacaktım oyunu da ben bilgisayarda hayatım boyunca hiç first person oynamadığım için oynayamıyorum. Konsola alıştım yani. O çocuk kaç? 4 yaşında ilk o Atari midir nedir? Babam onu aldı bilgisayar almak yani. Böyle oldu.
Görüntü kalitesi kötü olmaması lazım ya. 3300 FPS verdi. Ay. 3300 FPS ne lan? 3300 bitrate verdi. Ölmeyecek o. Ne güzel. Neyse. Aa, şu adam bir tane kilkem olsa da aradaki farkı size şimdi anlatacağım böyle. Matematik anlatır gibi. Oo, sen bizdensin adamım. Bir tane olsaydı da. Başkan fanlarına bir isim bulsak bulalım abi. Ben LoL oynamam ya herhalde. Fanlarıma bir isim bul. Ne gibi bir isim bulmak istersiniz fanlarıma? Şu oynayışımı da biraz düzeltmem. Abi herkes 4. prestij olmuş. İnsanlar sapık gibi. Çekiliş bitti mi, nasıl katılıyoruz? Çekilişi Batuhan vallahi bir ara halledecek. Skype'tan arayacağım ben onu. Medium'da kalite düşüktür ya. Siz şimdi onu bunu bırakın, bana şöyle söyleyin. 3300 FPS. Siz şimdi Interstellar'ı izlediniz mi? Interstellar'ı izleyen var mı aranızda? Aranızda Interstellar izleyen var mı arkadaşlar? Bana önce onu bir söyleyin. Interstellar filmini izlediniz mi? Anlatacağım Dark Slayer. Interstellar filmi. Matthew McConaughey, Anne Hathaway'in oynadığı, aynı zamanda Matt Damon'ın da çok aşağılık bir şekilde rol yaptığı, Christopher Nolan'ın yönettiği filmi izlediniz mi? Yeni çıktı, geçen hafta çıktı. İzlediyseniz, bir kişi bile izlediyse şu an o film hakkında konuşmak istiyorum yani. O film, dün çünkü o film hakkında konuşmak istiyorum gerçekten, anlatamam. Interstellar arkadaşlar. Interstellar. O uzaylar arası mı oluyor? Ne arası oluyor? Açıklamasını tam bilmiyorum. Interstellar. Peki spoiler içerikli olmadan film hakkında biraz fikirlerinizi alabilir miyim acaba? Yani film ne zaman geçiyordu sizce? Tamam, spoiler kesinlikle vermeyeceğim. Filmde olanlara ait hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece filmin başı ve filmin sonu tarzı. Filmi izleyenlerden şey fikrini istiyorum. Bakalım filmi anlamış mısınız? Ya da hani en azından ben anladığımı düşünüyorum. Ben anladıysam bence bana göre benim anladığımla sizin anladığınız aynı mı? Hani filmi anladım demek yanlış. İnanılmaz göreceli bir film. Filmin en azından ne göreceli? Şöyle açıklayayım. Film ne zaman? Ya film hangi zaman diliminde geçiyor? Yani bugün, yarın, işte 2014, 2036, 2900 bilmem 8'den bahsetmiyorum. Film mesela şöyledir. Şimdi hani film geçmişte geçer, gelecekte geçer, şu anda geçer. Evren bütün sonsuzlukta geçer falan fişman. Biraz zaman görecelik kavramı vardır. Biraz size onu anlatayım. Filmi izlemeyenler ama izleyecekler için. Relativity'yi biliyor musunuz? Relativity mi okunuyor? Nasıl Türkçesi bilmiyorum. Relativity mi olarak bilmiyorum. Biraz size bugün fen dersi vereyim. Adnan Oktar'a bağladım. Size karı kız yoluyla fen dersi vereceğim. Arkadaşlar şu an bir adam öldürmeye çalışıyorum. Doğru yolu bulmak için. Evet. Relativity'yi biliyor musunuz? Relativity'yi bilmiyorsanız size hızlıca bir anlatayım. Mutlaka bilenleriniz de vardır. Bilmeyenleriniz de vardır. Kendimce en kolay anlayabileceğinizi düşündüğüm bir şekilde Relativity'yi size aşılamaya çalışacağım. Manipüle edeceğim sizi. Şerefsiz buraya pusmuş. Relativity. Görecelilik. Zaman, Relativity bir zaman kavramıdır. Görecelik galiba Türkçesi. İkisinden bir. Oh no 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 Charlie. Adam, evet, ne abi Relativity'lik? Görecelik aynen. Görecelik ne demek abi? Göreceliğin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Çünkü Interstellar filmine gidin. Gerçekten inanılmaz başarılı bir film. Yani 300 bin oyla IMDb'den 9.2 oyuna düştü. Ve
Dünyanın şu an IMDb'de dünyanın en iyi, en başarılı 250 filmi arasında zannediyorsam 12. seviyede. Yani hani 9. seviyede Batman var zaten. Görecelik ne demek abi? 5 Saman TV'de 5 boyutlu geçiyor demiş. Görecelik ne demek abi? Görecelik karmaşık bir şey. Anlatacağım size. Şimdi görecelik herkese değişen olgu demek değil aslında. Görecelik bir, yani hani kelime anlamı olarak görecelik öyle. Ama ben size fizikteki göreceliği soruyorum. Hani relativite vardır. Relativite nedir? Relativite çok önemli bir şey. Ve hani bu paralel evren olayları falan filan, onlara girmeyeceğim, merak etmeyin. Paralel devlet. Relativite şudur şimdi. Fizikte bir denklem vardır. X eşittir V çarpı T. Bu denklemi eşit ağırlık okusanız okumasanız, Rusça, Fransızca dil okumadıkça bu denklemi öğrenmek zorundasınız. Çünkü ÖSS'de çıkacak. Görelilik değil. Şimdi X eşittir V çarpı T diye bir denklem vardır. Biliyor musunuz bu denklemi? Bilenler bir söyleyebilir mi X'in, V'nin ve T'nin ne olduğunu? Siz şu an bana kelime anlamını söylüyorsunuz. Kendi hani kendi kafasına göre zaman geçme diye bir olay yok. Öyle hani, yani bilmiyorum, mantıklı gelmedi pek bana o açıklama da. Öl kardeşim be. No! Evet. X eşittir V revalit. X eşittir V çarpı T dedim arkadaşlar. Bunları öğrenin. Bunlar fen, fizik. Fen çok güzel bir şey arkadaşlar. Feni öğrenin yani. Hani eşit bilimci değilseniz, bakın sözelcilerin genel kültürü vardır. Fencilerin, yani ben mesela okuyorum, biyomühendislik okuyorum. Sözelcilerin inanılmaz genel kültürü vardır. Hani en azından adam akıllı sözelcilerin. Benim de şeyim vardır. İnanılmaz fene düşkünlüğüm vardır. İlk alfabenin. Tamam. Bunu size açıklıyorum. X eşittir V çarpı T ne demek biliyor musunuz? X eşittir V çarpı T şeydir. Yol eşittir hız çarpı zamanı eşit anlamına denk geliyor. Kuvvet değil, hayır. X eşittir V çarpı T. Bakın şimdi bir tane kağıt kalem çıkarttım valla. Çok eğlenceli bir yayın yapacağım şimdi sizin için. Bunu öğrenin, sonra da Interstellar filmine gidin. Filme aşık olacaksınız. Şimdi x eşittir v çarpı t denklemini ele aldığınızda x yola denk geliyor. Yani bütün aldığınız yol. Kadıköy'den Kurtköy'e gittiniz. İşte Fransa'dan Türkiye'ye gittiniz. Her neyse, önemli olsa bu sırada da fena anlatırken ikinci olmak keyif. Evet. X eşittir v çarpı t. Tamam mı? X yol, v hız, t zaman. X eşittir v çarpı denkleminin açılımında şu ki, senin gittiğin yol, o yolu giderken kullandığın hızla o yolu gittiğin sürenin çarpımına eşittir. Şimdi biraz daha derine giriyorum. Çok severim ben böyle absürt şeyler anlatmayı. Anlatıyorum. Aynen, 6. sınıfta mı ne öğretiyorlar? Arkadaşlar şimdi vallahi bak gerçekten size harbiden şu an relativiteyi öğreteceğim. Kafama taktım. Benim için bir şey çıkartır mısınız acaba lütfen? Rica ediyorum. Siz söyleyin adını. Bir kağıt kalem çıkartır mısınız? Vallahi bakın size hem eğlenelim hem öğrenelim arkadaşlar. Samanyolu TV. Vallahi bak çok çok ilginç bir şekilde anlatacağım size bunu. Çünkü neden bunu anlatacağım biliyor musunuz? Dün Interstellar filminden çıktıktan sonra çoğu insandan şu tepkiyi duydum ve çok sinir oldum açıkçası. Hani sinir olmak ne kadar doğru bir tepkidir bilmiyorum ama ne kadar haddime diyebilirsiniz ama... 30 dakikada bir kavramı açıklamaya çalışmıyorum. En böyle anlayabileceğiniz şekilde anlatacağım. Yani hani böyle anlatacağım size, diyeceksiniz ki ulan ne kadar basit bir şeymiş. Bakın şimdi. İki nokta çizin, tamam mı? Size kağıt kalem olmasa da aklınızdan hani çizdiğiniz varsayın. Bir kağıtta iki tane nokta çizin, tamam mı? İki nokta çizdikten sonra hani birbirine uzak iki tane nokta çizin. X noktası. İki nokta çizdikten sonra şimdi bir şey, eşkenar üçgenler vardır biliyor musunuz mesela? İkizkenar üçgen vardır. Dik açılı üçgen olur genelde o. Şimdi o iki noktayı, kağıdı katlayın. İki nokta birbirine gelecek. O iki nokta. Delin sonra oradan. O iki noktayı. Şimdi size anlatıyorum relativity'yi. Hazır mısınız? Dersi bu, hayır, 31 deseniz de bırakmayacağım dersi. Relativity'yi anlatacağım. Dün
şeyden çok gıcık oldum. Sinemadan çıkınca kimse anlamıyor. Şimdi siz bir yola gidiyorsunuz ya. Yani x eşittir v çarpı d. Normal 2x arasını x eşittir v çarpı d ile gidiyorsunuz. Şimdi ışık hızına bağlı bir şey. Siz o şöyle düşünün. Şimdi siz o x noktasından bir tane ışık atıyorsunuz, tamam mı? Tahmin edin ki hani fizik böyle işliyor. Öyle bir denklem varsayın ki siz bu x noktasından ışık attığınızda bu x noktasının altında bir yerde ayna var. Bu attığınız ışık o aynadan o aynaya kadar gidiyor, o aynadan sekiyor, diğer x noktasına geri gidiyor. Yani başlangıç ve bitiş noktanız aynı. Şimdi ışığı atıyorsunuz ama hızınız da aynı. Şimdi ama ışık hızı attınız değil mi? Yani ışık attınız, ışık hızı da olması lazım. O zaman ne oluyor? Mantık olarak ışık hızı daha fazla olduğu için hızı artmış oluyor. Değil mi? Şimdi bakın çok karışacak ortalık. Anlatıyorum. Çok karmaşıklaşacak, anlatıyorum. Şimdi kağıt kalem olması lazım. Böyle zorlanıyorum ama mükemmel anlatacağım. Şimdi x eşittir v çarpı t denklemini aklınızda tutun. Sizin o ilk arabayla gittiğiniz yol x1 olsun. Sizin araba hızıyla gittiğiniz hız v1 olsun. Diğeri de t1 olsun. Şimdi bir de ikinci yolu alıyorsunuz. Tamam mı? x2 eşittir v çarpı t. Yani bu ışığın kat ettiği zaman. Işığın kat ettiği yol. Hani şöyle göstereyim size. İki nokta var şuradan. Hoppa öldüm. İki nokta var. Bunların arası normal x1. Şimdi bir de ışık atıyorsunuz. Şuradaki x'ten ışık atıyorsunuz. Bu ışık geliyor. Buradan sekip diğer noktaya gidiyor. Aslında başlangıç bitiş aynı. Ama ne oluyor mantık olarak? X1 yani x1 ilk arabayla gittiğiniz yol x2'den küçük oluyor. Değil mi? X1 x2'den küçük oluyor. Neden küçük oluyor? Çünkü dümdüz gittiniz. Hiçbir sekme olmadı. Hiçbir açılanma olmadı. Tamam mı? Abi dinleyin. Hiçbir aynen. Hiçbir şey olmadı hani. Kayma olmadı. Dümdüz gittiniz. X1 öyle. X2'de ne oluyor? X2'de sapa sapa gidiyorsunuz. Yani bir açı oluşturup gidiyorsunuz. Işık hızından bahsediyorum. X2 X1'den daha büyük oluyor. Şimdi burada X2 X1'den daha büyük ve V2'de otomatik olarak V1'den daha büyük oluyor değil mi? X2 X1'den daha büyük. Ve V2 V1'den daha büyük. Ama gidilen yol aslında aynı. Yani bitiş noktası aynı. Siz bunu böyle varsaydığınızda, tabii ki eşit şartlar altında varsaymak zorundasınız. Sadece hani birinin ışık ışık hızı olduğunu varsaymalısınız. Siz bunu böyle saydığınızda başlangıç ve bitişin yani kat edilen her şeyin eşit olmasını istiyorsanız yani x1 ile x2'yi birbirine eşitlemek zorundasınız. Değil mi? Çünkü şu an x2 x1'den büyük. Eğer birbirine eşitlemek istiyorsanız ne yapacaksınız? İkinci seferde aldığınız t'yi değiştireceksiniz. Yani hani bir t vardı ya bizim. İlk seferde yol alırken aldığımız süre vardı ya. Şimdi o süre sizin o ışık hızının o ışık hızında aldığı yola bağlı olarak artıp ya da azalmak zorunda. Bu size relativity'ye getiriyor. Görecelilik kavramı. Yani bu size neye getiriyor biliyor musunuz? Siz eğer ışık hızında hareket ederseniz, ışık hızı kadar hızlı bir şekilde hareket ederseniz bu sefer zaman kavramı aslında bir insan kavramıdır. Yani zaman kavramını insanlar oluşturmuştur. Zaman görecelidir. Hani mesela uzaylılara inanıyor musunuz bilmiyorum. Ben hani hiçbir zaman oturup düşünmedim uzaylı var mı, yok mu diye. Tamam mı? Çok basit aslında. Aslında çok basit. Yani oturup düşündüğünüzde çok basit. Işık hızına bağlı olarak zamanınız değişiyor. Bu da bunu genel kültüre indirgediğinizde nasıl anlatayım? Genel kültüre indirgediğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Yani sizin ışık hızına giderken aynı yolu gitmenize rağmen vaktiniz değişiyor. Ama bu sadece hıza bağlı olarak değil. Bu da demek ki aslında paralel evren mantığı bu. Yani relativity bundan ibaret tamamen. Işık hızının olduğu için zaman kavramı yok oluyor. Zaman kavramı yok oluyor ne demek? O kadar hızlı gidiyorsun ki bir süre sonra evren farkı yaşanıyor. Ve hani zaman insan kavramı olduğu için aslında gelecek geçmiş de insan kavramıdır. Anladım ne anlattığımı siz rahat olun. Bakın nereye bağlayacağım şimdi? Filme bağlıyorum. Şimdi zaman kavram olduğu için gelecek geçmiş de insan kavramıdır, tamam mı? Gelecek ve geçmiş de insan kavramı olduğu için aslında şu an gelecek ve geçmiş yok. Böyle düşünün. Yani siz eğer bir şey ışık hızında yapabiliyorsanız sizin için gelecek, geçmiş, gelmemiş, geliyor, Kadıköy'de nargile içiyor tarzı şeyler yok.
Bu da şu demek ki sizin için yaşanan her şey şu an yaşanıyor. Tamam mı? Bak bu film için çok önemli. Bu yani fizik sınavı vardı demiş. Bak bu film için inanılmaz inanılmaz önemli. Bu film için çok önemli. Tamam mı? Bu ne demek o zaman? Spoiler vermiyorum. Size bak şunu anlatıyorum. Işık hızına ulaştığınızda zaman insan kavramı olduğu için ve zaman göreceli olduğu için aslında zaman kavramı yok oluyor. Yani zaman geçmiş dediğiniz biz kime göre geçmiş? Bize göre geçmiş. Bana göre zaman ne demek? Bir gün 24 saatten oluşuyor. 1 saat 60 dakika. 1 dakika 60 saniye. 1 saniye 60 saniyesi. Milisaniye, saniye tarzı gidiyor. Ama bunlar tamamen bana göre. Yani eğer farklı bir varlık varsa, farklı bir zamanı kullanan, onun için her şey farklı olabilir. Şimdi bunu göz önünde bulundurduğunuzda aslında çok hoşuma gidiyor. Relativity'yi anlatmak bunu arkadaşlarıma da. Bunu bakın çok basit. Bir anlattıklarımı şimdi bir aklınızdan 2 saniyeliğine bırakın. Şu an söylediğim şeye gelin. Zaman insan kavramı olduğu için ışık hızına ulaştığınızda zaman değişiyor. Yani bizim insan kavramıyla anladığımız zaman değişiyor. Nasıl değişiyor? Yavaşlamaya başlıyor. Yani bu da ne demek? Zaman insan kavramı olduğu için gelecek ve geçmiş de insan kavramı. Onun için aslında insan, bakın şimdi gelin felsefe gelin. İnsan kavramına göre gelecek ve geçmiş yok olup insan kavramına göre her şey şu an oluyor. Anladınız mı? Anladınız mı? Did you get the şey? Mantığı söktünüz mü? Yildocum, X2'de aldığın yol fazla. Ve V de farklı. Onun için bunları zaten ben onu anlattım da duymamışsın galiba. Bunları eşitlerken bu sebeple süre değişiyor işte. Süre artıyor. Görecelilik budur. Işık hızına ulaştığında o kadar hızlısın ki sen, süre kavramı kalmıyor. Onun için sen aslında geçmiş, gelecek diye bir şey yok. Yani aynı şeyi tekrar ve tekrar yaşıyor olabilirsin sayısız defa farkında olmadan. Bu da şuna bağlanıyor ki her şey aslında şu an yaşanıyor. Her şey aslında her şey pis anladı yeter. Her şey aslında şu an oluyor. Neyse, şunu demek istiyorum. Interstellar filmine gittiğinizde eğer ki filmi anlamazsanız şunu göz önüne bulundurun. Çünkü harbiden çoğu kişi filmi anlamamış. Bunu egoistik olarak söylemiyorum ama salondan çıkan millet şey diyordu yani. Ne oldu lan diyordu. Bu ne boktan ne sıkıcı film diyordu. Affedersiniz. Hani argo kullandığım için ama filme gidecekseniz aynen size bu eziyeti yaşatmak istemezdik. Eğer ki filme gidecekseniz arkadaşlar mutlaka bunu unutmayın. Işık hızına ulaştığınızda göreceli relativity kurallarına göre gelecek geçmiş yoktur. Yaşanan her şey şu an ya da geçmiş zaman. Ya ince anladınız mı? Gelecek geçmiş yok ama şu an geçmiş zaman ya da gelecek zamanda yaşanıyor olabilir. Bu da demek ki siz aslında şu an babanızdaki bir sperm olabilirsiniz. Ya da 65 yaşında bir amca olabilirsiniz. Bak mesela spoiler geliyor, hazır olun. Belki şu an hani mesela gece yatarken mesela bak şimdi. Şimdi size spoiler Allah'ını veriyorum, tamam mı? 3 2 1 diye geri sayacağım. Ondan sonra 10 saniye boyunca benim söylediğimi dinlemeyeceksiniz, tamam mı? Spoiler duymak istemeyenler yani hani söylüyorum, spoiler alert diyorum. Sonra lütfen gelip bana spoiler verdin şerefsiz. Hayatımı kararttın, filme gidemeyeceğim. 12 senedir bu filmi bekliyordum çocuklarına demeyin. Geliyor musunuz? Hazır mısınız? Geliyor, spoiler geliyor. 3 2 1. Bakın anlatıyorum şunu, hızlıca spoiler'ı anlatıyorum filmi izleyip hani anlam kargaşası yaşamış olanlar için. Siz aslında şu an mesela şu mantık var ya hani nasıl hızlıca nasıl anlatayım? Şöyle. Mesela geceleri yatıyorsunuz, tamam mı? Durup dururken evden patır kütür sesler geliyor. Bunlar aslında aynı anda sizin gelecekte şu an yani gelecekteki halinizi şu an yaşayarak farklı bir hızda aynı evrende ama farklı bir hızda yaptığı şeyler olabilir. Bu da ne mantığa denk geliyor biliyor musunuz? Işık hızına ulaştığınızda zaman
fiziksel bir tema haline alır. Yani zaman 3, zaman aslında 5 boyutludur şu an. Bizim bildiğimiz zaman 5 boyutlu. Yani bunun için hani gelecek geçmiş var ama zamanı hiçbir zaman kontrol edemiyoruz. Sadece zamanda olanlar var. Onlara hakimiz. Hani ne nasıl oldu onları bilip öğreniyoruz. O kadar aslında zaman kesinlikle kontrolümüzde değil yani. Bunu biliyorsunuz zaten. Işık hızına ulaştığınızda abi her şey 3 boyutlu oluyor. Bunun için her şey şu an oluyor. Yani aynı bakın bu aynen spoiler içeriyor. Aynı film direkt şey Interstellar. Aynı bir odanın içinde oturup kitap okumak gibi bir şey bu kadar. Bitti. Bitti. Da wow. Bitti. Ne anlattım be? Şu an fizik hocam izliyor olsaydı ama fizik hocam işsiz mi? Niye beni izlesin? 65 yaşında adam. Benim 65 yaşta bir takıntım var. Anladınız. Yıldocum biliyorum da şimdi tekrar anlatırsam eminim herkes bana küfredecek ve Base TV'den atılacağım. Onun için fazla şansımı zorlamak istemiyorum. Mesela size ben böyle biyoloji, biyomühendislik okudum mu şimdi böyle biological facts denilen şeyler var dünyada. Hani hiçbir zaman bilim tarafından kabul edilmemiş olsa da hani orada var yani o bir realite. Bilim gözünde ve hani belirli deneyler yaparken bu kabul ediliyor böyle. Şey olağanüstü mesela şimdi bak öyle bir alakasız bağlayacağım ki Don Kişotlar var biliyorsunuz. Fransız devrimi zamanında işte Marie Antoinette o kadar cılkını çıkartıyor ki halk bunları sürmek istiyor. Bunlar kaçınca halk daha çok sinirleniyor falan. Sonra ordunun bütün malzemelerini çalıyorlar. Don Quixote onun için Don Quixote deniyor. Hani halktakiler donla geziyor aslında. Ordunun bakın nereden nereye bağladım efsane. Yakalayın konuyu bağladım. Halktakiler ordunun kıyafetlerini çalıyor. Tamam mı? Sonra işte şey yapıyor. Siz söyleyin. Diyor ki bundan sonra diyor yönetim bizdedir diyor. Fransız devriminin en can alıcı noktası. Kralı öldürelim mi öldürmeyelim diye toplu bir yoklama yapılıyor. İki oyla kralın asılması kabul ediliyor falan filan derken. Burada dünyada ilk kez sağcılık ve solculuk terimi. Şimdi onun İngilizce bir adı vardı tam olarak hatırlamıyorum. Yanlış bilgi de vermeyi sevmiyorum. İlk sağcılık ve solculuk terimi Fransız devrimi zamanında geliyor. Bu zamanda da işte bu kralı astıktan sonra bir şey diyorlar. Şey deniyor. Nasıl neydi? İngilizcesini hatırlamaya çalışıyorum. İngilizcesini hatırlayamadım şimdi. Olağanüstü durumlar için olağanüstü kararlar deniliyor, tamam mı? Bu da şu demek. Eğer inanılmaz olağanüstü diye bir şey yok. Eğer ki olağanüstü bir durum yaşanıyorsa Eğer olağanüstü bir durum yaşanıyorsa ve bu devlet içinse sen her türlü olağanüstü kararı verme yetkisine sahipsin. Bunu devlet kendine veriyor aslında. Şu an hani Türkiye için konuşmuyorum. Bilimde de böyle bir şey var. Olağanüstü durumlar için olağanüstü kararlar gibi bir şey var bilimde. Abi oyun hakkında nesini konuşacağım? Badım tış işte. Olağanüstü durumlar için olağanüstü kararlardır bu terimin adı. Bilimde de böyle bir şey vardır. Mesela filmlerde görüyorsunuz. Hep post apokaliptik filmlerde özellikle görüyorsunuz işte. Zombi apokalipsi var. İşte bir şehri ele geçirmiş. Ne özel kuvvetler, özel istihbaratlar o şehri bombalamaya gidiyor. Siz aslında oturup orada Allah'ım bunlar tam şerefsiz, Allah bunların belasını versin. Oradaki aileler vesaire bunlar işte yazık değil mi, günah değil mi diye düşünüyorsanız düşünüyorsunuz. Aslında ben de düşünüyorum tabii ki, insan herkes düşünüyor. Bilimde bu mantık olduğu için, olağanüstü durumlar için olağanüstü kararlar. Mesela şey diyorlar, yapabilecek bir şeyimiz yoksa yani insanoğlunun en iyiliği için orayı patlatacağız diyorlar. Bilimde böyle bir mantık var. Böyle bir mantık olduğu için senin yaptığın bir deney, senin bulduğun bir şey eğer NASA tarafından ya da
bilim adamları tarafından resmi olarak onaylanmadığı ise bile olağanüstü bir durum söz konusu olduğunda her türlü öncelik veriliyor o karara. Bu kadar. Şimdi. Şimdi. Hemen bir şey söyleyeceğim unutmadan. Biliyorsunuz bugün Advanced Warfare çekilişimiz var. Play Store sponsorluğunda. 3 tane Advanced Warfare dağıtacağız. Batuhan Belik gelip dağıtacak. 90 lira zaten indirimde satılıyor. Bayağı ucuz bir fiyata, uygun bir fiyata satılıyor 90 liraya Play Store'da. Chat'te ve bu yayının altında link var, Play Store linki. Oraya tıklayıp orada birkaç oyuna bakarsanız, bizi desteklerseniz çok seviniriz. Hem beni hem Base TV'yi desteklerseniz böylece Play Store'la sponsorluğumuza da devam edebiliriz güzel bir şekilde. Çok sevinirim. Aşağıdaki linke tıklayın, bakın belki istediğiniz bir oyunu uygun bir fiyata bulabilirsiniz. Aynı zamanda taksitli de satın alınabiliyordu. Doğru hatırladığıma göre ben de bilgisayar için Witcher'ı öyle satmıştım. Böyle yani, evet. Lütfen onu da bu sırada kontrol etmeyi unutmayın. Moderatörler chatten paylaşıyor. Aynı zamanda aşağıda da yer var. Aynen. Bayağı ucuzmuş evi arabayı. Arkadaşlar ama gerçekten eğer bizi desteklemek için, Beyzi ve beni desteklemek için aşağıdan Play Store'a girip bakarsanız ya da zaten moderatörlerin chatte paylaştığı linke girip bakarsanız çok seviniriz. Uygun fiyatlara harbiden taksitli oyun satıyorlar. Türkiye'de yani bir yazıcı oldu, bir Play Store. Allah'ım ya. Neyse, ne hakkında goy goy yapayım şimdi, hadi. Ben goy goy yapmaya bayılıyorum ya, bana bir şey verin. Bir konu verin, ben o konu hakkında goy goy yapayım. Sarhoşun vuhu nereden çıktı? Sarhoşun vuhu bir yerden çıkmadı ya. Bir gün oyunda böyle arkadaşım çok boş yapıyordu. Ben de sürekli, Blitzkrieg'in alevli skin'i vardı. Dans ettiğinde sağa sola dönüyor gerizekalı gibi. Ben de onu soldan sağa döndüre döndüre sürekli sarhoşum vuhu diye bağırmaya başladım. Sonra bir baktım, aman tanrım dedim, İnsanlar çıldırmış olmalı. Herkes sarhoşum vuhu diye bağırıyor. Bakkala gidiyorum, bakkaldaki çocuk, aman Allah'ım, bu POGP değil mi, sarhoşum vuhu diye bağırıyor. Herkes sarhoşum vuhu diye bağırıyor. Sonra yetkililerle görüştük ve dedik ki the ses stop dedik. Hemen kuvveti ele aldık. 2-3 tane güzel kız çektik. Atilla Taş. Bir klip, sarhoşum vuhu durmalı diye bir klip. Hemen hallettik problemi yani. Zombiler gerçek olabilir mi? Olursa nasıl olur? Harbiden böyle ilgilendiğiniz ve yani gerçekten konuşmak istediğiniz ilginç bilimsel konular varsa seve seve sizle konuşurum. Ciddi söylüyorum. Ben bayılıyorum. Ben bayılırım yani. Bilime aşığım. Bilim bana aşık değil. Keşke bilim de bana aşık olsun. Beklemek yok. Fehmi ya. Fehmi sen misin lan harbiden? İlk kez adını gördüm. Beklemek yok diye. Seninle aynı dersi alıyorsak, sen yayını izliyorsan direkt Fehmi'sin ya. Çok net. Oh. Seviyorsan git konuş be. Abi geçen gün aradım birimi. Dedi ki çok boş yapıyorsun. Şimdi evden ayrılıyoruz. Abi zombi apokalipsi olsa ne yapardınız? Harbiden hiç düşündünüz mü? Ya çok böyle faşist, sadistçe gelecek, faşistçe niye gelsin ama en büyük korkum zombi apokalipsi, biliyor musunuz? En büyük korkum demişim lan, yok artık. En büyük arzum bu dünyada zombi apokalipsi olması. Hiçbir tek derdimiz ölüm ve kalım olur. Tek derdimiz, çok samimi ve ciddi söylüyorum, tek derdimiz ölüm ve kalım olur. Enemy taking A. Lost Alpha. Lost A.
Tek derdimizin ölüm ve kalım olduğu bir dünya hayal edebilir misiniz? İnsanlar birbirine her türlü kaza atıyor. Ama para mara kimsenin umurunda değil. İnsanların tek derdi yemek bulma. Herkesin gerçek yüzünü görüyorsunuz. Herkes, düşünsene güvenebileceğiniz kimse yok. Ciddi, hadi biraz zombi apokalipsi hakkında konuşalım. Biz bazen böyle nerd geceleri yapıyoruz. Çok çok yakın arkadaşlarımla otururuz mesela. Bir nargile kafeye gideriz. Bir tane konu buluruz, tamam mı böyle? Saatlerce her türlü bakış açısı, her türlü possibility. Bunların hepsini değerlendirin. Nerd arkadaşlarım demek doğru değil aslında. Hiçbiri nerd değil ama nerd konuları demek daha doğru. Saatlerce bunun hakkında sohbet ederiz. İlk günden ben mesela ilk günden ölürüm, evet. Ben çok net ilk günden ölürüm. Ben şimdi ne yapacağımı anlatayım. İlk olarak abi, zombi apokalipsi olsa ilk olarak en yakın arkadaşımı, ailemi ve kız arkadaşımı olabildiğince güvende tutmaya çalışırım. Ben neden ilk hemen ölürüm size onu da anlatayım. Ben çünkü hayatım boyunca her zaman kendime başkalarına verdiğim kadar değer vermedim bir insan olarak. Çok kazık yememin sebeplerinden de biridir bu aynı zamanda. Ne konuştum be Can Yücel. Ulan yeter pustunuz ya. Can Yücel demiş ki şu biraz EM1'ı kullanalım, çok tatlısı. Bu bu şey. Abi ilk olarak etrafında ne var ne yok alacaksın. Silah olarak kullanabileceğin en önemli şey. İkinci olarak kendine bir plan yapacaksın. Plansız hiçbir şey yapamazsın. Woo! Plansız hiçbir şey hiçbir zaman yolunda gitmez. Bir kere. Ya eğer zombi apokalipsi varsa plan yapacaksın. Şey. Kesinlikle. Bir plansız hiçbir şey olmaz. İkinci olarak hiçbir zaman bir yere konutlanmayacaksın. Her zaman dolaşacaksın. Ya kesinlikle dolaşacaksın yani. Ben mutlaka dolaşırım. Mutlaka. Bir tane şişme bebek. Ne olacak? Ne olur ne olmaz. Sonuçta Türk kız. Şaka yapıyorum da. Yok yani şişme bebek şart tabii. Çünkü abi zombi apokalipsi. Ya da bilmiyorum mesela bir ben bak mesela şeyde çok akıllıca eğer hani diyorsan ben kaslıyım, maslıyım, survive ederim. Koş Adriana Lima'yı kurtar yani. Sonunda kocası elinde sonunda kocası karıyı aldattı. Boşandılar da. Mis, daha ne istiyorsun? Ne kadar bir anda zombi apokalipsinden cinselliğe bağlayıp bu kadar mı seviye düşürür dediniz? Abi yeter daha. 2 dakika sohbet ederek oyunda oynayamıyoruz. What can I do sometimes? This is football. This is football. O değil de abi. Nasıl bir futbol kültürü var bizim ülkede ya? Ya her aklıma geldikçe gülüyorum ha. Şu abi bak düşün. Koskoca Beşiktaş'ta oynayan futbolcusun. Türkiye'nin en iyi orta sahalarından birisin. Belki en iyisi de olabilirsin. Vaktinde seni Galatasaray istemiş. Sen nasıl bir malsın? Gidip bir tane kadın uğruna takım arkadaşlarına milli takım kampında ağzını silah dayıyorsun. Ey Gökhan Tere. Nasıl ya biz nasıl? Vallahi bazen insan yani insan bazen hayret ediyor ya. Abi milli takım bir kadın uğruna milli takım kampında neden gidip silah dayarsın? Ey Gökhan Tere. I ask you this. Yani bu nasıl bir mantık ya? What can I say? Oynayamadım da. Ama bugün çok güzel sohbet döndü ha. Farkındasınız bunusunuz. Bu arada arkadaşlar tekrar dediğim gibi aşağıdaki Play Store linkinden ya da chatte moderatörlerin paylaştığı linkten Play Store'u kontrol ederseniz bizi de desteklemiş olursunuz. Hem siz de uygun fiyatta oyunlar alabilirsiniz. Taksit de geçerli. Biz de bugün Play Store Sports salonunda 3 kişiye bilgisayardan Call of Duty Advanced Warfare vereceğiz. Pardon, Modern Warfare demiş bulma. Almak isterseniz de fiyatı aslında Steam'deki oyunlara göre gayet uygun. Modlar paylaşabilirseniz eğer şeyi Play Store'un linkini çok çok sevineceğim. Bugün Relativity konuştuk. Bugün Gökhan Tere demedim. Gökhan Töre dedim. Get your facts right. Oh oh. Bu oyun bitince de zaten Batuhan Belik sesin geliyorsa Krenk abi.
şey Skype'a girebilirsen sevinirim. Bu oyun bitince seni çekeyim. Çekilişi hızlı bir şekilde hallet. Sonra zaten FIFA'ya gideceğiz. Bugün FIFA'da bir farklılık yapacağım. Kariyer modu oynayacağım ama kariyemeyeceğim. Özür diliyorum espri için. Biliyorum bayağı kötüydü. Şey yapacağım. Menajerlik yapmayacağım ama şey My Player oynayacağım ve Legendary'de oynayacağım. Legendary Tere demedim Gökhan Töre. Arkadaşlar burnumda et var. Anlaşılmıyor. Lütfen suçsuz şeyler yapmayın yani beni lütfen. Baby if you give it to me, I give it to you. Şimdi aslında ben Base TV'deki yayınlarımda şarkı söylemek istiyorum ama Twitch'in sesimi Mariah Carey ile karıştırıp telif hakkı vereceğinden korkuyorum. Yoksa şu an bir patlatırdım bir Buster Rhymes, bir Baby If You Give It To Me. Oha! Aa, keşke geçmeseydim de Kill Cam'i. Ya bu yayınlar, yani yayınları konsollar üzerinden yaparken konsolların... Allah dedi vurdu. Allah dedi vurdu! Büyük açıyor! Yokum diyor. Yayınları konsollar üzerinden yaparken konsolların internet bağlantıları, network connection sistemleri çok çok kötü. Özellikle Xbox'ın ve PlayStation'ın diyeceğim. Zaten başka konsol yok bir yer. Her neyse. Böyle şey oluyor. Siz şimdi lag yok tamam mı? Kesinlikle lag yok. Çok çok şanslıyım ki lag yok. Ama mesela bir kere böyle biriyle karşı karşıya gelip öldüğümde bakın. Birine bakın şimdi ateş ederken bakın. Bakın şimdi. Ben ateş, o bana ilk ateş ettiğinde ben havada diğer adama ateş ettim, izleyin. Bakın görüyor musunuz? Das ist mein Leben yani, what can I do? Arkadan adam geliyor, bak buradan. Bak buradan. Vurdu ve öldürdü. Tek, abi. Şarjörü, abi çok kötü oynuyorum şu an. Sohbete bugün o kadar sardım ki ay çok ama bu hafta çok Advanced Warfare yayını yapmak istedim gerçekten ya. Teşekkür ediyorum gelip izleyip desteklediğiniz için benim Baze TV'deki yayınlarımı. Evet. Şimdi